Bakıyorum boykotunuz çabuk bitti. Hani dışarıda yatacaktınız, ne doluştunuz eve? Ablam geri gelmezse yine çıkacağız, değil mi baba? Bu gidişle geleceği yok. Ben aradım, taradım. Son ümidim teyzende. O da eli boş gelirse jandarmaya gideceğiz. Zülfiye. Kendi düşeni alamazmış. Buranla bir olup bana oyun yaparsınız he? Artık elimdesin. Anne! Anne! Ne oldu oğlum? He? Zülfiye'yi kaçırmışlar. Zülfiye! Ana! Ana! Gavurun dölü! Kim kaçırdı kızı Bahayir? Bu sefer Burhan olmadığı kesin. Suratı perşembe pazarı gibiydi. Hani rol yapıyor desem o kadar yetenekli olamaz. Ne istediler evladımdan? Bilmem artık. Biraz daha bekleyeceğim. Eğer ortalıkta görünmezse jandarmaya onu ihbar edeceğim. Hey! Selamün aleyküm millet! Lan alçak! Lan namussuz! Geberteceğim lan seni! Ne oluyor lan? Abi, dur! Durun be! Ne geberteceğim lan manyak mısın oğlum ya? Dur Burhan! Dur, söyle nerede o? Nereye sakladın? Kimlere attın lan ben? Sus! Numara yapma! Zülfiye'yi seni kaçırdığını biliyoruz. Ne? Zülfiye'yi mi kaçırmışım? Kim kaçırmış? Ne zaman kim? Nerede lan Zülfiye? Nerede? Ben Avni ile evlenmeyeceğim. İşte o kadar. O zaman ömrünün kalanını bu sandalyeyle birlikte geçireceksin. Ama, ama! Bu ne? Ne varmış bunun içinde? Anne. Ne? Biliyor musun Zülfiye'yi kaçıran adamın kafasında da aynı seninki gibi bir kask varmış. He! Bu kaskı yapan fabrika bir tane yaptı, bana verdi sonra iflas etti. Manyak mısın oğlum yoksa tipin böyle gösteriyor ya? Burhan! Ben de seni arıyordum. Ne oldu Emre? Zülfiye ile ilgili bir şeyler mi duydun yoksa? Emin değilim. Ama Zülfiye'yi Avni'nin kaçırdığından şüpheleniyorum. Nereden buldun Ercip? Bizim evden. Avni'nin poşetinden. Mavi poşetinden çıktı. Zülfiye'yi Avni kaçırdı Burhan. Aman. Alçak. Ben bakarım. İyi tamam. Alo buyurun. Emre sen misin? Ben de hayırlı bir haber geldi sanmıştım. Ne? Ne olmuş? Ne oldu Ayder? Beni duydun Hacer. Zülfiye'yi Avni kaçırmış. Alo sesin gel. Alo. Yolda çekmiyor Hacer. Evden ayrılmayın. Bir gelişme olursa ben yine sizi arayacağım. İşte orada. Kes şunu. Para deliğine bile girse elimden kurtulamaz. Önce Zülfiye'yi bulalım da sonrası Allah kerim. Nasıl kurtuldun sen? Bırak beni! Bırak beni ne olur!
Ana! Ana! Ne oldu sana? Ana! Aç gözünü ya! Ana! Ulan! Ana! Sülbiye nerede lan? Sizin ne işiniz var burada? Sülbiye nerede? Sülbiye nerede? Sana Sülbiye nerede dedim. Bırak lan yakamı. Bırak ne Sülbiyesi ya? Burak. Ben buraya anamı ziyarete geldim. Görmüyorsunuz mu hasta? Ah. Ah başım. Bırakın be. Aa, anacığım oy, neyin var senin? Oy. O mendebur kız başıma vurup kaçtı abi. Ne? 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 Kaçtı mı? Oh, bırak lan! Oğlum bıraksana! Yürü lan! İtme lan, bıraksanız oğlum, manyak mısın? Yürü! Yürü lan! Tövbe estağfurullah! Oğlum bela mısınız lan? Kapa çeneni lan! Yürü. Oğlum bıraksana ya! Bırak! Bırak ya! Dur! Oğlum bana bak! Biraz daha konuşursan sıkacağım gırtlağın, tek kelime edemeyeceksin. Ne oldu, kıskandın değil mi? Ulan! Sülbiye bana kaçtı diye çatır çatır çatlıyorsun değil mi? Oğlum gebertirim seni! Onu zorla kaçırdığını biliyoruz, tamam mı? He, siz öyle sanın! Kendi ayaklarıyla gel bana bir kere! Kapasana çeneni sen! Han! Burhan sakin ol! Kes sesini sen de Avni! Sülbiye kendi isteğiyle gelseydi buradan kaçmazdı. He, o Burhan'ın geleceğini tahmin etti de gitti. Yoksa niye kaçtın, beni seviyor! Oğlum bana bak, elimde kalacaksın dur şimdi ha! Ne olur lan! Doktor! Ne olur be! Götür şunu! Elimden bir kaza çıkmadan götür! Ulan! Ben Sülbiye'yi aramaya gidiyorum! Asıl buna adam kaçırmak denir, zorba mısınız lan? Yeter! Ağzını da bağlayacağım şimdi! İnkar ederim, hiçbir şeyden ispatlayamazsınız, tamam mı lan? Bırak lan! Bırak! Bırak lan! Oğlum bıraksana! Yürü! Lan bıraksana lan! Kızıyorum bak doktora! Ya dur! Bela mısınız oğlum ya? Oğlum başınıza bela olacağım, bıraksana beni! Ulan doktor, soracağım bunun hesabını! Bıraksana lan! Kes sesini Avni! Artık konuşma! Hesabını vereceksiniz oğlum bunu! Sülbiye! Gözünü seveyim doktor. Bırak beni gideyim. Boşuna çeneni yorma. Ya ben suçlu değilim. Sülbiye kendi isteğiyle geldi diyorum size. Niye anlamıyorsun beni ya? Yeter, şişesini neden çaldın? Kim? Ben mi? Allah kuru iftiradan saklasın be. Ben Eter'in neyesini bile bilmem. Ama kız kaçırmanın kahasını bilirsin değil mi? Doktor, beni serbest bırakırsan Hacer'i kaçırmana yardım ederim. Ne saçmalıyorsun sen? Hadi hadi, benden saklama, Hacer'e aşık olduğunu biliyorum. Sus Avni, sana bir şey diyeyim mi abi? Sen iki suçtan yargılanacaksın. Birincisi kız kaçırmaktan, ikincisi de devlet malını çalmaktan. Yapma ya, çok ceza yer miyim?
Ben diyeyim 10 sene, sen de 20 sene. Yok yok, ben hiç demiyorum. Deli olacağım ya. Niye aramıyorlar? Bulamadılar işte. Ondan aramıyorlar. Ayol, ümitsizliğe kapılmayın. Operasyon düzenliyor çocuklar. Kolay mı? Aa. Ben doktora güveniyorum. Ablamı kurtarıp gelecektir. Vallahi ben de Burhan'a güveniyorum. Tereyağından kıl çeker gibi halledecek bu meseleyi. İşimiz o sipsiciye kaldıysa yandık vallahi. Allah'ım, nedir bu başımıza gelenler? Böyle eli kolu bağlı durmak mahvediyor insanı. Bir haber gelse, bir haber gelse. Hacer, şu doktoru ara. Bakalım ne olmuş, ne bitmiş, hadi. Ay evet Hacoş. Ara. Ayol, meraktan kurdeşen döktük burada. Arayayım. Numara da ezberinde maşallah. Aman Kezboş. Bu haldeyken bile söylediğiyle kırdıya bak. Telefonun çalıyor. Açmayacak mı telefonu? Alo. He? Efendim Hacer. Hı? Ay, alo, ne oldu, bulabildiniz mi? Daha değil. E hani yaklaşmıştınız? Evet, ama bir aksilik oldu. Ay ne oldu, söylesene. Ne olmuş kızım? Ne olmuş? Bulamamışlar mı? Ne olmuş? Ha? Kötü bir şey mi? Ne olur söyle. Ya şimdi müsait değilim. Araba kullanıyorum. Ya saklama bizden ne olur. Ablama bir şey mi oldu? Bir dakika. Bak, panik yapacak bir şey yok. Nasıl yok ya? Sabahtan beri meraktan duruyoruz burada. Ne oluyor, anlatsana. Sülbeyi sakladığı yeri buldum. Ama... Ama dur, ama ne? Ama sen böyle yaparsan söyleyemem ki. Evdekileri telaşa ver. Hey dur! Ay kime diyorsun? Ne diyor kızım? Ne diyor? Kızım? Konuşsana kızım! Konuşsana kızım! Ay ben de anlamadım ki. Ay anlasan şaşardım zaten. Hay Allah ya! Gitsen lan, beraber oğlum! Avni, kız kaçırmanın bedelini ödeyeceksin! Avni! Git lan! Oh!
Kesin kötü bir şey oldu. Dur canım, anlamadan dinlemeden öyle şeyler söyleme. Hay Allah'ım, şimdi de cevap vermiyor. Ya demin konuştun kızım, nasıl cevap vermez? Ay vermiyor işte baba. Aa. Kızım sen yanlış numara çeviriyorsundur. Yok artık teyze. Ne bileyim ben, niye cevap vermiyor? Şarjı falan bitti herhalde, ama ne bileyim ben. Ben biliyorum. Tabii, kötü haber var. Bize söylemeye dili varmıyor değil mi? Ya bence de öyle. Ay, ay. Vallahi içim kıyıldı ayol, gamlı baykuşlar gibi konuşmayın. İyi düşünün, iyi olsun değil mi? Kızım kaçırılmış, arayanlar bulamamış. İyilik bunun neresinde ayrış, neresinde? Nasıl iyilik düşüneyim ben? Canım, aslında benim de aklımdan kötü şeyler geçiyor ama... moral olsun diye söyledik, yaranamadık. Aa! Sus, sus, hiçbir şey söyleme. Bu bizim bittiğimizin, mahvolduğumuzun resmidir. Kim bilir ne aksilikler çıktı he? Allah'ım yarabbim, sen evladımı koru Allah'ım. Allah'ım bizim de olmayan akıllarımızı. Düşün düşün, kafayı yiyeceğiz hep beraber. Ben kafayı yedim bile zaten. Ne tarafa bacım? Bu yol Esenci'ye çıkar mı? Çıkar. Peki beni oranın yakınlarına bırakabilir misiniz? Arkaya atla. Sülbiye! Burhan! Burhan! Burhan'ım! Burhan'ım! Çok şükür buldum seni. Avni beni kaçırdı Burhan. Biliyorum canım. O namussuzu yakaladık. Emre onu jandarmaya teslim etmeye götürüyor. Hapislerde çürüsün inşallah. O kadar korktum ki. Tamam. Hadi. Oh.
önemli bir şey değil. Düştüm. Nasıl buldunuz beni? Emre'nin sayesinde. Neyse bırakalım artık bunları. Geçti gitti. Seni sağ salim annene teslim edeyim de. Anneme mi teslim edeceksin? Hayatta olmaz. Ne diyorsun sen Sülbiye? Kadıncağız iki göz iki çeşme ağlıyor. Haberi duyduğundan beri yedi bitirdi kendini. Beni evden kovarken düşünecekti bunları. Ya başıma daha kötü bir şey gelseydi? Ya kurtulamasaydım abinin elinden? Olanların tek suçlusu, tek sorumlusu anam. Çok pişman oldu ama. Son pişmanlık fayda etmez. Eve dönmeyeceğim işte o kadar. Dönmeyip de ne yapacaksın? Nereye gideceksin? Bilmiyorum. Bakacağım. Bakacağım başımın çaresine. Ya benim aklıma bir şey geldi ama olmaz öyle. Söyle de olur mu olmaz mı ben karar vereyim. Diyorum ki ben seni bulamamış olayım. Bir yerde saklanalım. Sonra da evlenip çıkalım ortaya. Tamam ben varım. Emin misin? Bak tehlikeli bir iş bu. Varım Burak. Artık canıma yetti. Burama kadar geldim. Seninle her şeye varım. Canım benim. Şimdi sokağın başında görünse. Anacığım ben geldim diye koşsa, sarılsam, öpsem, koklasam yavrumu, bağrıma bassam. Kızı kovarken yapma tez boş, pişman olursun dedim değil mi? Ben burada kan ağlayayım, sen haklı çıktım diye neredeyse zil takıp oynayacaksın Hayrur. Ama haksız mıyım söyle. Allah korusun. Kız bulunmazsa ne yapacaksın? Ömür boyu vicdan azabıyla yaşayacaksın. Ona bir şey olursa yaşayacağımı kim söyledi Hayrur? Ölürüm ben, ölürüm. Ay Allah korusun. Acı üstüne acı. Vallahi ben de dayanamam. Hık diye ölürüm. Kezban, gel içeri girelim hadi. İçeride de duramıyorum ki. Duvarlar üstüme üstüme geliyor. Ay. Bak şunlara bak hem bir de. Sevimsiz ailesi geliyor. Ne o Kezban yenge? Gözlerin yollarda kalmış. Kezban yenge, birini mi bekliyorsunuz? Git işine Bekir. Şimdi dalga geçmenin sırası değil ya. Doğru mu duydum Hamide? Bu konuşan Salim mi? He, mercimek Salim. Kezban yenge de bizim çıkmış artık konuşuyor. Bana bakın, size hiç utanma yok mu ha? Yok. Biz burada derdimizle uğraşıyoruz, siz eğleniyorsunuz. Vallahi biz de çok üzülüyoruz. Çok üzülüyoruz yani. Nedir bu kızlardan çektiniz diye düşünüyoruz. Sesimi çıkarmıyorum diye yüz bulma Bekir. Yürü git, asabımı bozma. Ay yürü Bekir, muhatap olmayalım. Bir dakika Hamide, merak ediyorum. Kezban yenge, niye kaçırmışlar Sülbiye'yi? Aklın varsa sen de kaç canını kurtar Bekir. Yoksa burada teslim edeceksin ha? Aman çok korktum. İşin doğrusunu bile bile böyle konuşmanız çok ayıp. Hiç yakıştıramadım size. Tüh! Bunlara mı yakıştıramadım? Bilmez misin bunlardan her şey beklenir. Ay biz Allah korumuş Bekir'im. Az daha bunlarla dünür olacaktık. Bana bak, bana bak gel. Sen bizim ailemizi ağzına alma. Deli Hamide. Komikler bunlar. Defolun buradan gözüm görmesin size. Sakin defolun. Kes boş. Ay yürü elimize gidelim Bekir. Bu kadının seviyesine inemem. Ya yakta sol eğiyorlar tamam, ya. Tamam canım tamam sen. Yürü. Bay bay komikler bay bay. Yürü anne. Sen keyfine bak. Altı kapalı üstü şişhane. Terbiyesiz hadi. Görgüsüz kadın. Sen de gülme orada şapşalacağım. Geldik sayılır. Dur dayı. Sağ olun. Eyvallah. Ne yapacağız şimdi? Planımızı uygulamaya koyuyoruz. Plan daha tamam değil ki. Ne yapacağız, nasıl yapacağız konuşmadık bile.
Böyle sokak ortasında konuşursak biri görecek. Her şey mahvolacak. Evet. Önce saklanacak bir yer bulmamız lazım. Gel benimle. Nereye? Bize yardım edecek bir tek kişi var. Yürü. Bir çay daha ver. Ne çay ver, çay yok mu? Hadi tamam, Recep, tamam. Hadi bekliyoruz ya. Recep. Tamam tamam, acele etme. Hadi kardeşim. Allah Allah. Sen beni bekliyorsun. Tamam. Allah Allah. Bak, kaçtı. Al da telefonu şimdi. Ya çay üstü. Alo. Ya, alo. Recep sen misin? Allah Allah. Ya ben sana ilham geldi. Senaryo yazacağım. Beni rahatsız etme demedin mi? He dedim, biliyorum. Allah Allah. Ya o zaman niye arıyorsun? Bak konsantrasyonun bozuldu. Recep çay yok mu çay? Ya, tamam bir dakika. Ya ben tek başıma burayı idare edemiyorum. Orhan da gelmedi. Tamam tamam. Müşteriler bana bozuluyor bak. İdare edemeyecek ne var? Beceriksiz salak. Alt tarafı çay demleyeceksin. Çay. Ama çay bitti diyorum. Anlamıyor musun? Yahu yeniden demle. Çay demiyoruz çay. Allah bunu çay hiç düşünememiştim. Hadi be kardeşim. Hey Allah'ım. Tamam hadi bak kapatıyorum. Zırt pırt arama. İşim var benim. Ya bir dakika bir dakika. Kapatma kapatma. Ya. Bakıp gideceğim şimdi. Demledim çayda biterse ne yapacağım? Yahu yeniden demle. Ya, anladım. Ne bağırıyorsun? Ben gidiyorum kardeşim. Ne biçim kahve burası? Ya Allah Allah. 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 Bak herkes gitti. Bize gideceğiz ona göre. Ben de giderim bak. Hadi kalk kardeşim ya. Kardeşim. Bırak bununla mı olsun? Ya bir dakika bekleyin bir dakika ya. Gazetemi alayım bari. Ya. Allah Allah. Ya ne yap demişti ya. Ne yap demişti. Arasam tekrar kızarma acaba. Ya öldüm çaysızlıktan. Ben de gidiyorum Ece. Dede! Nereye? Dur! Burhan? Sülbiye? Saffet. Yardım et bize. Bak, kara haber tez duyulur derler. Kötü bir şey olsaydı şimdiye kadar duyardı. Bu kadar zaman bir haber alamadığımıza göre iyiye işaret. Kendini kandırma hayır. Kendimi değil, seni kandırmaya çalışıyorum ben. Ah, doktor da geldi. Hacoş, doktor geldi. Nerede doktor? Kızım nerede? Nerede? Nasıl bilmiyorsun? Nasıl bilmiyorsun? Karını almaya Kezboş, gidiyorum demedim mi? Kezboş, sakin ol. Kurtaracağım demedim mi? Kezboş, kendine gel. Konuşsana. Nerede kızım? Konuşsana. Yeter artık ayol. Kezboş. Nerede kızım? Allah nerede? Allah. Öldürecek misin çocuğu? Bulamadınız mı? Yerini bulduk. Ama Sülbiye biz oraya varmadan kurtulup kaçmış. Aslan kızım benim. O zaman hala tehlikeli demektir. Burhan onu arıyor. Ben bulmuştur ümidiyle geldim ama... Bulsa haber etmez miydi? Getirmez miydi kızımı buraya? Anne hınzırın oldu ha? Yakaladık ama... Verseydin onun cezasını. Maalesef elimden kaçırdım. Jandarmayı teslim etmeye götürüyordum. Başıma vurup kaçtı. Hay Allah. Elleri kırılsın inşallah. Çok acıdı mı? Hacoş. Burhan. Bul kızını. Ne olur bul. Ya hadi amcaoğlu ya. Ya tamam Burhan ya. Öyle pat diye bulunmuyor ki. Biraz düşüneyim. Ya oğlum eski senaryolarından falan bak bir şeyler işte ya. Biraz düşüneyim dedim ya. Aman be. Buldum. Bir filmde görmüştüm. Hmm.
Hamide ne oluyor? He? Ne düşünüyorsun ki? Burhan'ımı bugün hiç görmedim. Sakın onu da kaçırmış olmasınlar. Delileme Hamide. O kız değil ki kaçırsınlar. Delikanlı adam. Senin dünyadan haberin yok Bekir'im. Artık bu devirde erkekler kara borsa. Anlayacaksın. Kızlar out. Hı? Erkekler in. Hı? O ne demek Hamide? He? Her konuda cahilsin Bekir'im. İn moda demek. Hı? Out demoda demek. Hı. Ay hiç mi paparazzi programı seyretmiyorsun sen? Seyretmiyorum. Ben en çok boks maçlarını seyrediyorum. Bak, dayak yemek in, yememek out. Gel buraya. Koparacağım, koparacağım boynunu, gel. Gel buraya. Açma. Ay yapma Bekir. Gel buraya. Gel, boynunu koparacağım, geleceğim sana. Öldürürüm seni, gel buraya. Gel, gel. Baba. Açma. Açma, gel buraya. Gel. Burhan, kaynanan seni çok seviyor. Sana da yetecek kadar dayak var. He? Burhan'ım ne oldu sana? Ana! Önemli bir şey değil. Düştüm. Bu benim asker arkadaşım Ali. Birkaç gün misafirimiz olacak. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk onu. Öpeyim. Şuna bak Ali. Fare giremeyince deliye. Bir de kuyruğuna kabak bağlarmış. Ha? Ay kabak dedin de canım bir kabak tatlısı çekti. Sının sütlü Nuri'ye versen nece ne? Baba. Misafirin önünde ayıp oluyor ama. Bana bak sen az gelsene şöyle yürü. Eyvah anladı galiba. Ya sus anlaşılmadı. Oğlum geç gel 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 otur. Gel lan buraya gel. Lan sen kimi kandırıyorsun lan? He? Anladın mı yani? Ulan ben salak mıyım? Niye anlamayacakmışım? Bana bak yine kovulmayasın diye aradın, taradın. Asker arkadaşını bulup tettirdin değil mi? Tek başıma gelmeye cesaret edemedim ne yapayım? Ben seni niye kovdum he? Niye kovdum? Kezban'ın kızı yüzünden. Ama sen ne ettin? Gittin Kezban'ın kızını aramaya kalktın. Allah'ın cezası. Aklın sıra bana inat yapıyorsun ha? Ya baba bunu daha sonra konuşsak? Yok olmaz. Ne demişler? Demir tavında dönüyor. Bugün işini yarına bırakma. İnsanlar konuşa konuşa hayvanlar koklaşa koklaşa anlaşırlar. Tamam baba sen ateş sözlerini söylemeye devam et. Ben arkadaşımın yanına gidiyorum. Tabii. Ben başka atasözü aklıma gelmiyor ki. Maşallah Ali'nin eli işe pek yatkın canım. Çamaşırları katlamıyor. Sanki ütülüyor, ütülüyor. Askerdeyken de böyleydi bu. Sabahları yatağı bir toplardı. Jilet gibi yapardı valla. Jilet dedin de. Köse bu galiba. Yanakları pırıl pırıl. Köse adamın bıyığı olur mu ana? Evet. O da doğru ya. Şimdi hatırladım. Benim bir yere kadar gitmem lazım ana. Ali burada otursun. Sıkılmazsın değil mi Ali? Yo ben de Hamide Ana ile sohbet ederim. Aman sohbet edeyim derken falso verme de. Yok merak etme sen. Oğlum kasketini çıkar da rahat et. Yok ben böyle çıkarmasam daha iyi ana. Niye? Başın gelme. Yo değil de imaj meselesi ana. Ha anladım. Anlamadım ama neyse. Sağ olun komutanım. Çok teşekkür ederim. Komutan ne diyor enişte?
Arama çalışmaları devam ediyormuş. Çevre illerdeki hastanelerle irtibat kurmuşlar. Oralarda da bir izler rastlanamamış. Allah. Hacer doktoru ara kızım. Burhan'dan bir haber almış mı? Ah be anacığım, alsa aramaz mı hiç? Allah'ım, kızımdan hayırlı bir haber gönder. Ah, Burhan geldi. Bütün ümidimiz sende Burhan'cığım. Çok üzgünüm. Ya biz Burhan, ya biz? Çevredeki tarlalara, ormana baktım. Teker teker her ağacın arkasına, değirmenlere, her yere baktım. Sağ ol oğlum. Yani size böyle eli boş gelmek istemezdim ama... Sen elinden geleni yaptın çocuğum. Keşke daha fazlasını yapabilseydim. Keşke onu size getirebilseydim. Kezban yengemin yüzünü güldürebilseydim keşke. Kızım bulunmadan bana gülmek haram artık. Çok güzel oldu. Oh. Ama. Tran. Ama ben en iyisi baş dursam motorum tamam. Pisir kız. Geleceğin varsa göreceğin de var. Al sana! Aman! Afne! Öldün mü Afne? Söylesene Afne! Hiç unutmam, bir gün arazideyiz. Alçak sürme yapıyoruz. Bilseydim yerleri süpürmezdim. Yerde cam kırıkları var, diken var, toz toprak var. Yalan söylüyorum. Yerleri az önce elektrikli süpürgeyle süpürdüm. Komutan geldi. Gelen Burhan, komutan değil. Bana tekbir ver dedi. Ben Gecuracı Bursa Emret Komutanım. Hey! Kıraklarımız arı patladı. Şimdi böyle bir tane patlatacağım, göreceksin gün ha. Ne oluyor ya? Dolçek, baban yine askercilik oynuyor. Ağız tadıyla bir şey anlattırmıyorsunuz ki insana. Ayol bıraksak, birliğe teslim oluşundan tezkereye kadar gün be gün anlatacaksın. Süsen. Bırak biraz da Ali anlatsın. Hamide teyze, Burhan nasıl olsa anlatmıştı. Aynı şeyleri yaşadık. Bir de ben anlatıp canınızı sıkmayayım. Ay ne kibar, ne centilmen çocuk bu böyle. Bayıldım vallahi. Asıl gerçeği öğrenince bayılacak. Susun da şu sizden haytalar.
Ali'nin uykusu gelmiş de yatsam sizinkilere ayıp olur mu diye soruyor. Ben Burhan'ın odasına yere yatak serdim. Birlikte yatarsınız. Olmaz, olmaz. Orada olmaz. Allah'ım, Allah'ım, affı olmasın Allah'ım, affı olmasın. Ne olur Allah'ım, katil damgası yemeyin. Hapse girersem Hacer'im ne olacak? Allah'ım, ne olur. Afni, hadi Afni. Ne olur. Benim adım için bir defalık ölme ya. Hı? Afni, Afni. Afni. Yan Afni, aç gözünü. Dinle Ercep'in sözünü. Bak ne diyeceğim sana Afni. Uyan uyan Afni, uyan. 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 Uyan uyan Afni. Ne vuruyorsun lan deli? Uyandı. Manyak mısın oğlum lan? Hem kafama vuruyorsun hem su döküyorsun ha. Ne yapayım Afni? Evde ne gazoz var ne de limon. Hani ayılana gazoz, bayılana limon diyorlar ya. İkisi de yok diye ben de sana poş su döktüm Afni. Niye vurdun lan kafama? Ne yapayım Afni? Eve gizli gizli girmeye çalışıyordun. Ben de hırkız sandım. Ha doğru yalan. Afni, niye gizli saklı geldin? Öyle icap etti oğlum. Bana bak. Sakın benim burada olduğumu kimseye söyleme, tamam mı? Söylememe gerek yok ya Afni. Herkes biliyor zaten. Şimdi bilmiyorlar oğlum. Sana Afni geldi mi? Gördün mü diyenlere yok diyeceksin, tamam mı? Aman buradasın. Seni de görüyorum. Ulan Serap gördüğünü farz et. Gerizekalı. Ben Serap'ımı görmek istemiyorum. Hacer'imi görmek istiyorum. Teşekkür ederim. Yok ben istemiyorum. Sağ olasın. Abi çay taze. Sağ olasın. Afiyet olsun. Sülbiye'den hala ses seda çıkmamış değil mi? Biraz önce Simetri amcayı gördüm. Hayriye teyzeyle konuşmuş. Onlar da öyle bekliyorlarmış. İyi beklesinler bakalım. Niye gülüyorsun Saffet abi? Hiç sinirlerim bozuldu ondan. Bizim hanım da sabaha kadar uyumadı vallahi. Sülbiye için dua etti. Allah anasına babasına sabır versin. Sülbiye abla ölmüş gibi konuşmayın ya. Hamdi de hala görünmedi değil mi? Aklı varsa görülmesin. Vallahi Kezban yenge topa tutar onu. Kezban yenge. Geldi işte. Rahatsız olmayın. Gel, rahatsız olmayın. Gel. Buyur Kezban yenge otur. Yok yok oturmayacağım. Ödülü açıklayıp gideceğim. Ne ödülü? Ödül mü? Kızımı bulana, ondan bir haber getirene tarlamı ödül olarak vereceğim. Tarlanı mı Kezban yenge? Tarla mı ödül? Hadi ya. Tarlanı mı? Evet. Keşke olsaydı da hanlarımı hamamlarımı da verseydim. Bütün köye ilan edeceğim. Buradan başlayayım dedim. Duyanlar duymayanlara söylesin. Hadi kalın sağlıcakla. Sağ olun. Sağ olun. Kere. Gir. Ulan ne bağırıyorsun gerizekalı? Afli. Gel. Kimse anlamasın diye Afli diye seslenmedim. İlle sesleneceğim mi lan? Ellerim dolu Afli, ne yapayım? Aferin lan. Deli meli diyorlar ama çok kişiden daha haklısın ha. Öyleyim değil mi? Şükür ederim.
Aman. Hı? Afne, sen Sülbe'yi kaçırmamış mıydın? Niye yanında yok? Onu bir yere mi sakladın? He, iç cebime soktum. Hani bayım bayım bayım. Bayım. Bak. Sen benden alay ediyorsun. Görün sen. Koşun koşun. Afne ulan, burada. Ulan yürü de sustur. Afne arabayın. Gel. Gel lan şuraya. Kuyruğuna basılmış kedi gibi ne bağırıyorsun lan? Burada olduğumu öğrenirse beni linç ederler linç. Afni, ben de Burhan'ı erkek adam sanırdım. Sen benim Hacer'imi kaçır da göreyim. Seni kendilerimle, kendilerimle. Bırak lan deli. Hacer'i kaçırıp da ne yapacağım? Ben Sübi'ye seviyorum oğlum. Ama o seni sevmiyor. Afni, zorla güzellik, güzellik salonlarında olur bilmiyor musun? Konuşma lan gevezelik yapma. Git bana çay demle lan yürü. Ne biçim misafir ağırlıyor sen? Ha, sahi ya. Ha. Sen benim misafirimsin. Afne. Ha. Ama sen bu evi benden daha çok kullanıyorsun. Bana git çay kendin demle. Hadi bayım. Topla oraları. Hadi bayım. Topla Afne. Onu kaldır. Onu oraya sen... bak. Ay güldürmeyin ya. Bıyıklarım düşecek. Asıl güldüren sizsiniz. Gözümden yaş geldi valla. Nasıl plan ama? Şahane. Ya siz ikiniz var ya adamı öldürürsünüz ha. Ama oyunumuz anlaşılırsa Kezban yenge yani. De sizi öldürür benden söylemesi. Biliyoruz. Bile bile ladesi yani. Çok sürdürmeyeceğiz zaten. Birkaç gün yeter bize. Bak sana sırrımızı verdik. Bize ele verme tamam mı? Desenize şu andan itibaren Kezban yengenin kara listesine girdi. Yazık ama ya çok üzülüyor kadın. Bunu ona yaşatmaya hakkınız yok ki. Ben de yaşadıklarımı hak etmemiştim. Ah susun. Hacer geliyor susun. Merhaba. Otursana. Rahatsız etmeyeyim ben. Bu Ali. Burhan'ın asker arkadaşı. Merhaba. Merhaba fıstık. Senin neyin var Hacer? Gece hiç uyuyamadım da kendimi iyi hissetmiyorum. Ben seni bir muayene edeyim bakayım ha? Ay! Arkadaşın doktor galiba. Yo ama senden hoşlandı galiba. Burhan arkadaşın çok tatlıymış. Çıkma teklif etsem kabul eder mi acaba? Aa terbiyesiz. Ben senin bildiğin kızlardan değilim anladın mı? Peki kimlerdensin yavrum? İşte bunlardanım. Al, ne yaptın çatın? Abla! Abla! Ablacığım! Şükürler olsun. Canım benim. Seni çok merak ettim. Ne oldu? Geldim işte buradayım. Ama kimseye bir şey söylemek yok tamam mı? Tamam da ne oldu? Niye bu kılıktasın? Anlat çabuk. Bak şimdi. Avni'nin elinden kurtulup kaçtım. Sonra Burhan beni buldu. Bana bak Safet. Ercep işten mi ayrıldı? Nerede o? Aman be amca. Veli'yle mi uğraşacağım? İster gelir ister gelmez. Bana ne ya? Bana bak. Senin gibi ödüllü bir rejisöre çay dağıtmak yakışıyor mu? He? Ben burada gözlem yapıyorum ya. Hem zaten Orhan da birazdan gelecek zaten. Vallahi gözlemi yapsan da karnımızı doyursak daha iyi. Afiyet olsun. Sağ olasın. Burhan. Burhan. Gel gel sana bir müjdem var. Ali gel gel gel. Gel gel. Gel de bir kiraplayalım. Yok sağ ol Bekir abi. Böyle böyle iyi. Askerlik ben de böyleydim. Şimdi asker yatmaz, içmez, oturmaz. Hep böyle dimdik ayakta durur. Gel bak gel. Sana terhis olduğum günü anlatayım gel. Eyvah yine rehin alacak. Gel 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 gel. Hadi amca onu söyleyeceksen söyle artık. Az önce Kezban yenge buradaydı. Ne? Korkma ben buradayım tamam mı? Şimdi bak Ali, terhis olacağım günü komutan beni odasına çağırdı. Komutanın karşısına geçtim şlak diye toplu selamı verdim. Sülbiye'yi bulana Kezban yenge ödül verecek. Dalga geçmiyorsun değil mi Safret? Ya, yemin ederim doğru söylüyorum. Buradakiler de şahit. Söylesene Hüseyin abi. Duydun mu Sül? Ali'cim, Sülbiye'yi bulana Kezban yenge ödül verecekmiş. Ya vereceği ödül işe yaramaz bir tarla. O çorak tarlayı kim ne yapsın? Tarla mı veriyor? Yok, İstanbul'daki AK Merkez'i veriyor. Tövbe tövbe. Ali,
Sen burada otur, ben birazdan geleyim. Ben de seninle geleyim. Olmaz. Ben Kezban yengeyle konuşup geleceğim. Sen babamla otur, çay kahve iç. Rima dedin de aklıma geldi ha. Bir gün... Gazeteye kayıp ilanı verdiğin iyi oldu görümce. Abin de yanında, selamı var. Yok yok, o eve gelmez. Korkar benden. O kesin sana gelir. Ama bak gelirse hemen bizi ara, meraktan çatladık vallahi. İyi iyi tamam, hadi görüşürüz. Sen burada niye oturuyorsun Salim? İşin gücün yok mu senin? İşsiz olduğumu biliyorsun. Niye soruyorsun? Git o zaman Sülbiye'yi ara. Nerede arayacağım? Ne bileyim ben. Nerede olduğunu bilsem kendim aramaz mıyım? Tamam 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 Kezban'ım. Seninle de hiç konuşulmuyor. Tamam tamam. Ben gidiyorum. Oturduğun kabahat zaten. Allah'ım ne olur Sülbiye'yi kavuştur bana ya Rabbi. Ya. Amma şaştım. Kim bu Emine? Emine mi? Tanımazsınız, bir arkadaş. İkiz kardeşim köy öğretmenidir. Demek tanışıyorsunuz. Biraz dans edelim mi? Müsaadenizle. Dua edin, ele vermedim sizi. Ne gibi? Kardeşimle evli olduğunuzu, babanızdan sakladığınızı biliyorum. Ay, çok ama yoruldum, ayaklarıma kara suları indi o. Emine bana sizden hiç bahsetmedi. Ay pes yani hacoş. Ablan kaybolmuş, sen burada televizyon seyrediyorsun. Bu kadar duyarsız olacağın aklıma gelmezdi. Aldırmazlığın da bu kadarı fazla ama. Hacer Hanım, evde misiniz? Size söylüyorum. Kızı sen miydin? Ay evet. Evet bendim. Beni fark edemediysen hiçbir şeyi fark edemezsin canım. Yok, siz kalın kızım. Küçük hanım sana emanet. İyi eğlendir. Şu filme bak Tezoş. Sanki benim hayatımı yazmışlar. Ayıp ayıp. Sülbiye ortalarda yok. Kardeşimin başına bir haller gelmiş diye üzülüp ağlayacağını televizyon seyrediyorsun. Senin gibi kardeş olmaz olsun. Sigara verir misin? Sülbiye burada teyze. Hani nerede? Ne zaman geldin? Sülbiş! Sülbiş! Ay teyze burada dediysek evde değil. Yani köyde. Hem de sapasağlam. Ne diyorsun sen Hacuş? Benle alay mı ediyorsun? Bak şimdi teyze. Bak şimdi. Anlat bakayım hadi. Emre ile Burhan ablamı buluyorlar. Evet. Ay. Sonra. Ay inanmıyorum. Ayol bu köyden de bu aileden de korkulur vallahi. 40 yıl düşünsem erkek kılığına girmek aklımın ucundan geçmezdi. Aa teyze, bir keresinde sen de erkek kılığına girmiştin, unuttun mu? Aman bırak şimdi onları. Sülbiye Ali oldu demek. Hı? Ay! Ay hiç güleceğim yoktu. Ay bu tatlı dillim filmi değil mi? Evet teyze. Bak şimdi. Tarık Akan köye gelir. Köylü kızla Filiz Akın'la tanışır. Filiz Akın Tarık Akan'ı görür görmez aşık olur. Ah canım. Ama Tarık Akan şehre gidince Filiz Akın'ı unutur. Vay alçak var. Gururu incinen Filiz ondan intikam almak için şehre gider. Ve Filiz Akın şehirli kızlar gibi giyinip kuşanır ve Tarık Akan'dan intikam alıyor. Oh canına değsin. Ah ah. Tıpkı benle Doktor Emre gibi değil mi teyze? Ne demezsin? Evet. Salak cum benim. Senin odana kahve getirdim. Bu saatte servis yoktur. Öyleyse biraz otururuz. Enişte. Baldızın olmasa mı? Ya
Merhaba Kezban yenge. Niye geldin beceriksiz Safiye? Duyduğuma göre Sülbe'yi bulana ödül verecekmişsin. Hı hı. İyi duymuşsun. Demek kulakların sağlammış. Babanın o akordu bozukçurasının sesi kulaklara pek iyi gelmez de. Ya bırak şimdi babamı. Beni dinle. Ödül olarak tarlayı veriyormuşsun. Ama ben tarlayı hı-hı istemem. Sülbe'yi bulursam ödül olarak onu hı-hı isterim. Ne dersin? Demek onu istiyorsun. Tamam lensipsici. Kızımı sağ salim bana getir. Onu sana vereceğim. Yemin et. Yemin ederim. Ne bakıyorsun? Yemin ederken ayağını havaya kaldırdın mı diye baktım. Ayağımı bilmem ama sinirlerim ayağa kalkarsa ne olacağını sen tahmin et. Tamam ya, kızma. Bak söz verdin. Sülbe'yi bulup getirirsem onunla evlenmeme müsaade edeceksin. Sana tamam dedin ya lan. Tatlı dillim, güler yüzlüm, aceylan gözlüm. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Hoş bulduk. Neredesin sen? Gel otur şöyle. Yorgunsun. Ay daraldım vallahi. Ay bırakalım şu filmi de gidip Sülbiye'yi görelim. Ay aman teyze, sana da iyi ki de bir şey söyledik. Haberin yokmuş gibi davransana. Benim vazifem bu. Aman kızım, senle de konuşulmuyor yani. Rahat et şöyle. Şşt, film seyrediyoruz. Özledim. Aa, sen Cemal'i okuldan almaya ben gitmeyecek de miydin? Saat kaç? Çocuk okuldan çıkmıştır da kapıda yeşermiştir. Hadi kaldır kaldır kendini hadi. Hay Allah, geç kalırsam annem ayaklarımı kırar. Aa, biraz daha oturursan ben de senin kafanı kıracağım, ona göre hadi. Ay, yürü. Tamam. Yürü be. Koş. Sana anan söz verdi diyorum. Seni bulursam evlenmemize izin verecek. Anamı tanımazmış gibi konuşuyorsun Burhan. Bu verdiği kaçıncı söz? Ama bu defa farklı. Seni evden kovduğuna bin pişman. Seni bir daha görmek için her şeyini feda etmeye hazır. E ne duruyoruz? Beni ona götür. Hemen olmaz. Aradan bir iki gün geçsin. Boyumuz ortaya çıkarsa anam vermez. Sana bir şey değil mi Burhan? Aileni çok özledim. Sık dişini. En azından ikimizin mutluluğu için. Anlaştık mı tertip? Ay Burhan, senin şu babanın askerlik anıları beni canımdan bezdirdi vallahi. Sen niye ona askerlik anılarını anlatmıyorsun? Tertip. Bana bak Burhan. Vermedim sizi. Ne gibi? Kardeşimle evli olduğunuzu ve bunu babanızdan sakladığınızı biliyorum. Ama korkmayın, ağzım sıkıdır. Emine bana sizden hiç bahsetmedi. Ailevi sebepler, adımı bile anmaz benim. Oo, hoş geldiniz öğretmen hanım. Köyde havalar var.
Hadi sofraya buyurun. Siz yiyin, benim iştahım yok. Aa, olmaz ama. Kaç gündür kursağına bir lokma girmedi. Hadi bakalım kalk. Varma üstüme Hayri. Sana iştahım yok dedim. Enişte sen gel bari. Gezban'ım yemiyorsa ben de yemiyorum. Sana ne benden? Göbek bağımız birlikte mi kesildi? Sihirbazlar kralı masaya buyurmazlar mı efendim? Ha? Yeni sihirler okuyorum teyze. Ha. Ben de bu yemekleri boşuna yaptım herhalde. Hacoş! Ayol sen gel bari! Hacoş! Aa, bu kızın kulaklarında bir sorun var galiba. Hacoş diye sesleniyorum. Duymuyor musun beni kızım? Duymadım teyze vallahi. Hadi yemek hazır. Ay ben de çok acıktım vallahi. Ay gelme üstüme. Gelme üstüme diyorum. Seni ay, yiyebilirim. Üstüme gelme tatlılar yemekten sonra şekerim. Yürü. Hadi çıkalım. Çayını al Bekir'im. Nerede kaldı? Önce misafire ver. Birazdan gelecek. Senden küçük önce sen. Bir an önce gelse de şu iş bitse artık. Sağ ol ona. Sağ ol ona. Bu işin son nereye varacak anlamadım ki. Nefis kosuyorsunuz öyle. Yok bir şey baba. Anılar. Ali oğlum. İstersen sana bu köyden bir kız bul seni evlendirelim ha. Ya ana başka işin yok mu senin? Ne var bunda? Sen nasılsa o salak sürümlerle evleneceksin diye evde kalacaksın. Ne? Salak mı? Ne? Salak mı? Yok öyle bir şey ya. Hem de daniskası. Ana ne olur sus ya. Vallahi yok öyle İyi bir şey. İyi akşamlar. Kaynanan seni sevmiyor zaten. Öyle bir şey diyor. Yemek kalmadı. Yemin ederim yok. Aç değilim zaten yenge. Hayrola? Kahveyi erken kapatmışsın Safet. Burhan'la önemli bir işim vardı da ondan erken kapattım. Neymiş bakalım bu önemli işe? Hiç baba, laflamak için onu eve çağırdım. Laflayacaksan anan da lafla. Ne de olsa durmak bilmeyen bir çenesi var. Leylek gibi ömrü laklakla geçiyor. Kalbimi kırıyorsun ama Bekir'im. Kafanı kırmadığıma şükret. Bir plan düşündün mü amcaoğlu, ne yapacağız? Bilmiyorum. Sabahtan beri düşünüyorum ama aklıma bir şey gelmiyor. Ne olur acele et Safet. Anam kararını değiştirmeden bir plan yap, ne olur. Aman doktor, canım cicim doktor, derdime bir çare. Yerinde olsam o doktorun üstüne bir bardak soğuk su içerdim canım. Kızım seninkisi bir hayal, uyan artık. Ya teyze niye öyle söylüyorsun? Bugünkü filmi sen de seyrettin. Filmin sonunda Fizzakın'la Tarık Akan kavuşup evlendiler. O film canım. Ben gerçek hayattan bahsediyorum. Bütün filmler gerçek hayattan alınma zaten. Bak Sülbi ablam Burhan'ın asker arkadaşı diye erkek kılığında dolaşıyor. Ay bunu Kezban'a söylesek diyorum. Kadıncağız yemeden içmeden kesildi vallahi üzüntüsünden. Ay olur mu teyze? Ablama söz verdim. Ay bir bahane olsun uydurup siz. Onu görmeye gidelim mi kız? Çok özledim. Anneme söylemezsen. Milyar bile versen ben o cıracıların evine adımımı atmam haberin olsun. Peki Bekir onun Sülbi olduğunu fark etmemiş ya mi? Ya teyze anlasa onu bir dakika evinde barındırır mı? O da doğru ya. Aman doktor canım cicim doktor. Öldünüz. Anne! Anne! Ne var oğlum?
5 liran var mı? 5 lira mı? Ne yapacaksın bu saatte parayı? Sen parayı ver, ben ne yapacağımı sonra düşünürüm. Cemal, zaten heyheylerim tepemde. Cemal, anneni rahat bırak oğlum. O zaman sen ver, sana Sülbiye'nin nerede olduğunu söyleyeyim. Ne? Ne? Ne diyorsun lan sen? Gel bakayım buraya. Sülbiye'nin nerede olduğunu biliyor musun? Parayı veren düdüğü çalar. Bana bak, attırma tepemin tasını ha. Zibide, ananlar rüşvet mi istiyor? İyi, tamam. Türkan Şoray, Fatma Girik, Belgin Doruk, bunların hepsi de erkek kılığına girmişlerdi. Ama niye girdikleri bir türlü aklıma gelmiyor. Bırak sen şimdi bunları. Sülbiye'yi Kezban yengenin karşısına ne diye çıkaracağım? Onu nereden buldun derse ben ne diyeceğim? Caminin önünde buldum de. Ne bileyim, sen düşün. Aman Zafer, iyi ki 40 yılın başında sana bir işimiz düştü. Oğlum, ocağına düştüm ben. Evlenmemiz senin elinde. İyi akşamlar. Kezban. Senin ne işin var benim evimde Kezban? Köye bir yabancı geldiğini duydum da. O bir kere yabancı değil. Benim oğlum Burhan'ın askerlik arkadaşı. Evet. Ben onu biliyorum. Ben de bu köyün muhtarı olarak köyümüze hoş geldin demeye geldim. Hoş geldin oğlum. Hoş buldu, hoş buldu. Sakın bozuntuya verme. Öpeyim teyze. Ana. Şapka düştü, gel göründü. Şucuramın telinde bülbül öter dalında, cümle alem dilinde muhtar oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, o zaman Kezban yenge. Ne yapacaksın Kezban yenge? Ben onu anladım bir zaman. Öyle mi? Yerde yapacak Kezban şu anda, meraklı bekliyorum. Hayır. Ben koş. Ozan Kuyucu, geleyim de Sarman gelsin, yoksa omuzla çekeriz. Evet, kayda giriyoruz. Ben. Hadi. Buradan yukarı. Hangisi daha iyi yani? 5, 3, 1. Tamam. En iyisi jandarmayı. Bir benim de attım yine. Evet, tamam da aklına geldiği zaman söyleme zaman. Onun için diyordunuz ha. Aa, iyice kopardılar kızı. Ne oldu? Üstte gidiyorsun. Kendin çıktı rahat ol. Ay tamam oğlum, Allah Allah sen var de. Var mı? Ben sanki çok şeyim. Evet. Vay arasını geçirin senesiniz Osman. Hadi. Hadi hadi. Sonuna hadi ya. Şak şak yapıyor ya. Bir, iki, üç. 5, 9, 7. Kafa atmadım abi. Yani çocuğun bir şeyi yok yani. Çok dar bir şeydi o yüzden. Çok büyük bir birincine gitti. Bırakın sen davacı olma. Kimselere söylemem. Para veririm, ikna ederim. Akşam da varsın. Para veririm, ikna ederim. Öyleymiş. Ne olur bak. Anam meraktan ölçtü. Kaldığımız yerden. Gel şükürler. Nasıl ya?